Hepimiz hayatımızın bir noktasında bakmak ve görmenin aynı şeyler olmadıklarını duymuşuzdur. Buna rağmen zihnimizde kısık bir sesle yankılanan bu bilginin gerçek manasına çok az insan ulaşabiliyor. Gözümüzün takıldığı bir yere bakabiliriz. Bazen orada ne olduğunu anlarız, bazen de sadece dalmışızdır. Fakat görmek bundan çok daha fazlasıdır. Görmek duyuların da ötesindedir. Soyutluğu, derinliği, anlamı barındırır. Günlük hayatımızda birçok şeye bakıp izleyebiliyorken çok az şeyi görür, çok az şeyin derinliğini gerçekten fark ederiz. Yani görmek bir farkındalıktır ve düşünmeyi gerektirir. Söz konusu sinema olduğunda da bu durumun geçerli olduğunu düşünüyorum. Çok boyutlu, derin eserlere denk geldiğimizde kendimize bu önemli soruyu sormalıyız. Bu filme ya da diziye sadece baktık mı, yoksa gerçekten görebildik mi? İşte bu videoda size birçok insanın baktığı ama çok azının görebildiği o önemli eserlerden birinden bahsedeceğim. Love, Death and Robots dizisinin 3. sezonunun 3. bölümü olan The Very Pulse of the Machine, yani makinenin nabzı. Bu kısa animasyon aslında Michael Swenwick tarafından aynı isimle yazılmış bir bilim kurgu öyküsüne dayanıyor. 1998 yılında yayınlanan eser, 1999 yılında en iyi kısa öykü dalında Hugo ödülü kazanmıştı. Ekranlarımıza taşınışı da Philip Gallant'ın yazımı ve Emily Dean'in yönetmenliğiyle gerçekleşti. Eğer izlemediyseniz videoyu burada durdurup izledikten sonra tekrar dönebilir, eserdeki anlamı benimle beraber keşfetmeye çalışabilirsiniz. Peki nedir makinenin nabzını bu denli önemli kılan? Nedir bu kısa animasyonun içinde görmemiz gereken? Bu soruların cevaplarını gelin Martha Kivas'ın macerasına bakarak arayalım. Hikayede ana karakterimiz Martha ve Burton isimli yardımcı karakter, Jüpiter'in 4 Galileo uydusundan biri olan Ay uydusunu keşif görevindedirler. Bu uyduların Galileo'nun ismini alma nedeni 1610 yılında Galileo Galilei tarafından keşfedilmiş olmalarıdır. Ay uydusu bu uydular içerisinde en içerideki ve 3. en büyük olanıdır. 400'den fazla yanardağ ve birçok volkanik faaliyet barındırmasına rağmen yüzeyi oldukça soğuktur. Bu da öyküdeki karakterlerimizin Io'nun yüzeyinde nasıl rahat şekilde gezebildiklerini açıklıyor. Io'nun yüzeyinin bu denli renkli olma sebebi barındırdığı kükürt miktarı ile ilgilidir. Yüzeyindeki volkanlardan da sık sık kükürt dioksit gazı püskürmektedir. Bu durum öykümüzün başlangıcına da etki ediyor. Martha ve Burton araçlarıyla beraber ilerlerken yüzeyde yaşanan bir kükürt dioksit patlaması kaza yapmalarına neden oluyor. Bu kazada Burton hayatını kaybederken Martha'nın da kolu sakatlanıyor. Kaza sonrasında Martha telsizle iletişim kurmaya çalışıyor fakat başarılı olamıyor. Hayatta kalabilmesi için ulaşması gereken noktaya 41 kilometre uzaklıkta ve yaşadığı tek problem de bu değil. Oksijen tüpü arızalı ve kıyafetindeki oksijen miktarı da giderek azalıyor. Bu sorunu çözmek için bir şeyler yapmak zorunda olan Martha, ölen görev arkadaşı Burton'ı aracın demir bir parçası üzerine yatırarak kıyafetini Burton'ın oksijen tüpüne bağlıyor ve bu sayede hayatta kalmayı başarıyor. Fakat sorunlar bununla da bitmiyor. 41 kilometre boyunca Burton'ı beraberinde götürmesi gerek ve bağladığı halatı sakat bir kolla çekmek zorunda. Yani anlayacağınız, hayatta kalmak için şartlar çok zor ve Martha yola devam ettikçe kolundaki ağrı şiddetleniyor. Her şeyin çıkmaza girdiği bu noktada Martha vücuduna bir analjezik, yani ağrı kesici olan morfin sülfat enjekte ediyor. Analjezikler etkili ilaçlardır fakat doğrudan merkezi sinir sistemine etki ettikleri için oldukça yüksek yan etkileri vardır. Cihaz enjeksiyondan önce Martha'yı halüsinasyon, bilinç bulanıklığı gibi ciddi yan etkiler konusunda uyarıyor fakat başka çaresi olmadığını düşünen Martha bunlara aldırış etmiyor. Aslında bu sahne hikaye için oldukça önemli çünkü yan etkiler dolayısıyla Martha'nın zihninde olup bitenler ciddi bir felsefi ikilem yaratacak. Sıkı durun çünkü bu sahneden sonra yaşanacak olaylardan hangileri gerçek, hangileri zihin yanılgısı olduğu konusunda biz izleyenler ve Martha oldukça arada kalacağız. Hazırlığımızı da yaptığımıza göre devam edebiliriz. Martha ilerlemeyi sürdürüyorken bir kadın sesi duymaya başlar. Sesin Burton'dan geldiğini düşünüp korkar ve kontrol eder. Burton'ın ölü olduğunu görünce kafasını toplayıp ilerlemeyi sürdürür. Fakat bir süre sonra sesi tekrar duymaya başlar. Ben Burton değilim. Martha onunla konuşan bu sesin kullandığı ilaçlardan kaynaklandığını düşünüp kafasından atmaya çalışmayı sürdürürken ses Matrix'in efsanevi repliklerinden biri olan Wake Up, yani uyan şeklinde seslenir. Sesi duyan Martha irkilir. Artık etrafı daha berrak görmektedir. Aslında uyan repliği bu hikayede de tıpkı Matrix'te olduğu gibi gerçek ve gerçek olmayanı ayırmak için kullanılmıştır. Martha'nın zihninde olanlar ve gerçek arasında oluşan muğlaklık bu sahneyle beraber ciddi şekilde göze çarpmaya başlar.
Marta kendine geldiğinde 33 kilometre yolu kaldığını fark eder. Korkmaya başlar çünkü yeterince hızlı yürümediğini düşünmektedir. O ilerledikçe ses de şiirler aracılığıyla onunla iletişime geçmeye devam eder. Uyku tatlı, okşayıcı bir şeydir. Yoktur dünyada onu sevmeyen. Duyduğumuz bu alıntı Coleridge'in bir şiirindendir. Ve manasını düşündüğümüzde gücü giderek zayıflayan Marta'nın uykuya, belki de sonsuz bir uyku olan ölüme doğru yaklaşmasını oldukça iyi anlatıyor. Marta onunla konuşan sese ölmemeye çalışıyorum, görmüyor musun şeklinde sitem ederken ses ona hikaye için oldukça önemli olan iletişim kurmaya çalışıyorum cevabını verir. Peki gerçekten biri Marta ile iletişim kurmak mı istiyor yoksa Marta'nın duyduğu ses kendi zihni mi? Hadi bu soru için biraz kafa yoralım. Aslında meseleyi daha iyi anlayabilmek için yapım için oldukça önemli olan şiir dizelerine bakmak lazım. Marta'nın duyduğu bu şiir dizelerinden bir diğeri Wallace Stevens'a aittir. İçinde yürüdüğüm dünyaydım. Gördüklerim, duyduklarım ve hissettiklerim içimden gelirdi yalnızca. İkinci alıntıda da tıpkı birincide olduğu gibi Marta'nın durumunu açıklar nitelikte ipuçları görüyoruz. Şiirde anlatıldığı gibi içinde yürüdüğü dünya Marta'nın kendisi olabilir. Yani gördükleri, duydukları ve hissettikleri dizede olduğu gibi kendi içinden yani kendi zihninden geliyor olabilir. Bu da duyduğu sesler ve gördüğü cisimlerin ağrı kesicinin yan etkileri olduğu teorisini güçlendiriyor. Marta ilerlemeyi sürdürürken etrafta birçok hareket eden nesne görüyoruz. Bu sahnedeki görüntüler bir Van Gogh tablosuna andıracak kadar renkli ve hareketli. Yani Marta'nın halüsinasyonlarının şiddetlendiği bir evreyle karşı karşıyayız. O sırada ses Marta'ya adıyla seslendiğinde Marta bir kez daha irkiliyor. Bu sahnede etrafa baktığımızda hareketli nesnelerin kaybolduğunu ve Marta'nın kendine geldiğini görüyoruz. 14 kilometrelik bir mesafe kalmıştır ancak Marta neredeyse tamamen tükenmiştir. Son bir çağrıya başvurarak vücuduna amfetamin enjekte eder. Amfetamin güçlü bir uyarıcıdır. Uyanıklık, enerji artışı ve direnç oluşturur. Fakat onun da çok ciddi yan etkileri bulunur. Vücuttaki saklı enerjiyi tamamen dışarı çıkarttığı için amfetaminin etkisi geçtiğinde kullanan kişi ciddi bir düşüş ve tükeniş yaşar. Fiziksel etkileri dışında hipomani ve paranoya gibi önemli psikolojik yan etkileri de bulunmaktadır. Fakat hayatta kalmak için başka çare göremeyen Marta için başka şans da yoktur. Amfetaminin vücuda girişiyle beraber sesler giderek artmaya başlar. Ses ona Ayo uydusu ile ilgili bilgiler anlatıp kulağın nasıl geliyor diye sormaktadır. Marta sese bir süre direndikten sonra duraksar ve soruya bir cevap verir. Kulağa makine gibi geliyor. Sesin Marta'ya olan yanıtı da onu onaylar şekilde. Evet makine. Ben bir makineyim. Bu sahne ile beraber yol boyunca Marta ile iletişime geçen sesin Ayo uydusunun ta kendisi olduğunu anlıyoruz. Diyelim ki bu bilgi doğru ve Ayo bir makine. Peki Marta ile nasıl iletişim kuruyor? Ayo uydusunda bol miktarda sülfür bulunduğundan bahsetmiştik. Bu sahnede sülfürün sürtünmesiyle beraber ortaya bir elektrik akımı çıktığını, Ayo uydusunun da bu akımı kullanarak Burton'un beyni ve telsizine ulaştığını anlıyoruz. Yani bir makine olarak konumlandırılan Ayo, Burton aracılığıyla Marta ile konuşmaya başlamıştı. Zamanında Pioneer 10 isimli uzay aracının Ayo'dan yakın çekim görüntüler aldığını ve bu görüntülerin radyasyon etkisiyle kaybolduğunu da düşünürsek Ayo uydusunun bir makine olması fikri kulağa epey ilginç geliyor. Peki buraya kadar tamam. Bir uydunun insanla iletişime geçmesi fikri oldukça romantik. Fakat biraz rasyonel biriyseniz bu uçuk fikrin hala Marta'nın zihninde analjezik ve amfetaminin etkisiyle yaşandığını da düşünebilirsiniz. Anlattığı hikayeyi kör göze parmak şekilde aktaran, bize farklı bakış açıları getirme şansı vermeyen sayısız yapımın piyasayı kapladığı şu dönemde makinenin nabzını değerli yapan noktalardan biri de bu aslında. Hikaye hangi yolu seçeceğinizi ve neye inanacağınızı tamamen size bırakıyor. Gelelim hikayenin en vurucu bölümü olan sonuna. Marta, Ayo ile iletişim kurduktan ve enerjisi tamamen tükendikten sonra son bir kez daha irkilir. Vardığı noktada bir uçurumun kenarındadır. Oksijeni 1 dakika 43 saniye sonra tükenecektir. Uçurumun kenarına doğru yürür. Aşağısı asite de benzeyen volkanik mavi bir sıvı ile kaplıdır. Yani aslında onca şeyden sonra gidecek hiçbir yer kalmamıştır. Marta, içinde bulunduğu durumu çaresizce kabul etmeye başlamıştır. Ona oksijen seviyesini gösteren sayacı kapatır. Son bir kez onu duyacağı umuduyla Ayo'ya seslenir. Ayo uydusunun Marta'ya olan son sözleri yaşadığımız gitgeller konusunda kafamızı bir kez daha karıştırmaya yetiyor. Fiziksel yapı yok olacak. Nöral yapı korunabilir. Belki ölüm, belki de yaşam. Bana katıl. Aslında bu replikle anlatılmak istenen Marta aşağı atlarsa, fiziksel olarak ölse dahi belki de zihnen hala yaşayabilecek olmasıdır. Böyle bir şey mümkün mü bilinmez ama Marta'nın son sözlerinden de kendini bu umuda bıraktığını görüyoruz. Belki sonsuza dek yaşarım, belki de bu ölmeden önce gördüğüm son bir rüyadır.
Bu sahnedeki derinliği daha iyi hissedebilmek için bir kez daha şiirlerden yardım almamız gerekiyor. William Wordsworth'un She Was a Phantom Delight şiirinin bir kıtasına bakalım. Ve şimdi görüyorum gözün berraklığıyla nabzını bu makinenin. Soluk alan, düşünceli bir nefes, bir yolcu, ölüm ve yaşam arasında. Şiirde geçen, aynı zamanda hikaye adını veren makinenin nabzı cümlesi, Aya'nın yaşayan bir bilince sahip olduğunu bize anımsatır niteliktedir. Aynı zamanda Marta'yı kıtanın son satırındaki gibi ölüm ve yaşam arasındaki bir yolcu olarak düşünebiliriz. Marta kendini uçurumdan aşağı bırakarak mavi sıvının içerisine atlar. Önce kıyafeti, ardından da bedeni yok olmaya başlar. Bu sahneyi felsefede de sıkça karşımıza çıkan her şeyin su ile başladığı veya suya döndüğü fikriyle bağdaştırabiliriz. Elbette su doğanın bir parçasıdır. Budizm içerisinde sıklıkla gördüğümüz doğaya karışma, evrene karışma gibi meseleler insan hayatı için her zaman önemli bir yer tutmuştur. Çünkü insan doğanın ve evrenin bir parçasıdır ve en sonunda döneceği yer yine doğa olacaktır. Bu noktadan düşünerek hadi bir de yapımın son sahnesine bakalım. Ay uydusunu uzaktan gördüğümüzde Marta'nın Dünya İstasyonu'na seslendiğini duyarız. Bu durum bize yaşanan her şeyin doğru olabileceğini düşündürüyor. Çünkü eğer bu sesi duyuyorsak Marta'nın nöral yapısı bir şekilde korunmuş, tıpkı Ayo'nun onunla yaptığı gibi o da dünya ile iletişim kurmanın bir yolunu bulmuş demektir. Bu da demek oluyor ki Marta'nın benliği artık doğaya dönmüş, evrene karışmış, belki de Ayo'nun bir parçası haline gelmiştir. İster bu mistik fikre katılın, isterseniz her şeyin ilaçlardan kaynaklanan bir yanılsama olduğunu düşünün. Her iki ihtimalde de makinenin nabzının ne kadar değerli bir iş yaptığı görülüyor. Çünkü kaliteli eserler üzerine düşünmemizi, tartışmamızı ve kendi fikirlerimiz doğrultusunda bir inanç inşa etmemize neden olanlardır. Videonun en başında konuştuklarımıza dönersek, bunca ikilem ve felsefi derinliğe rağmen sadece bakan bir izleyici, makinenin nabzının tıpkı Gravity filmindeki gibi hayatta kalmaya çalışan bir astronotla ilgili basit bir hikaye olduğunu düşünebilir. Fakat gerçek bundan çok daha fazlası. Görebilen ve düşünebilen bir izleyici, Marta'nın hikayesinin ardındaki hakikati fark edecektir. Dileyelim ki dostlar böyle güzel eserler karşımıza daha çok çıksın, biz de daha çok anlamaya çalışalım. Bu süreçte bizim üzerimize düşen sorumluluk, düşüncelerimizi, zihnimizi ve hislerimizi eğitmek, sadece bakan değil görebilen bir izleyici olmaktır. Sözlerimi Christopher Nolan'ın Prestige filmindeki o efsanevi replikle sonlandırmak istiyorum. Dikkatli bakıyor musunuz? Sırrı arıyorsunuz fakat göremezsiniz. Çünkü siz gerçeği bilmek değil, kandırılmak istiyorsunuz.